Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Girişimsel radyoloji neden her derde çare olamıyor diye sorsanız siz? Girişimsel radyoloji zaten her derde çare olma konusunda çok bir iddiası yok. Sadece şöyle diyor, belirli konularda çaresi var. Yani mesela işte daha önce biliyorsunuz girişimsel radyolojiden önce bu beyin damarların baloncuklaşması, anevrizma dediğimiz şeyleri çok ağır ameliyatlar gerektiriyordu. Bazen bu ameliyatlar çok ölümcül olabiliyordu, hasta göze alıyordu ama sonuçları çok riskleri parlak vardı, olmayabiliyordu. Evet. Ama günümüzde girişimsel radyoloji o baloncukları gidip içinde kapatılabiliyor. Evet. Ya da ne bileyim bazen ultrasonografi ışınıyla karaciğer kanserlerini tedavi edebiliyoruz. Ablasyon dediğimiz ultrasonografik seslerle o tümörü küçültüyoruz birkaç seansta. Cerrahiye gerek kalmıyor. Yani çok ağır bir ameliyata gerek kalmadan hasta iyileştirilebiliyor. Keza işte bacak ve kol damarlarındaki tıkanıklara stent takılabiliyor. Beyin damarlarına hani kireçlenmeye bağlı daralmalar ya da belirgin kapanmalarda girilebildiği ölçüde stent takılıyor. Bu konularda tedavi edici özelliği var ama tedavi edici özelliğini her tarafa yaymak girişimsel radyolojide çok olanaklı değil. Çünkü tıpta hiçbir bölüm tek başına her konuda başarılı değil. Herkes daha özel bir alanda ancak faaliyet yürütebiliyor. Evet. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.